Arkadaşlar bugün böyle bol kemik suyuna şifa dolu bir mercimek çorbası ve dövme pilavı yapacağım. Onun için tabii bunları öncelikle güzel bir haşlamam gerekiyor. Hemen üzerini su dolduruyorum. Ölçüm olan bardakla bir bardak dövmeyi öncelikle güzelce bir yıkayacağım. Yıkamış olduğum dövmeyi bir kaseye alıyorum. Ve üzerine kaynamış su ekliyorum. Et suyum, et suyum hazır oluncaya dek burada dövmem kabarsın. Şöyle üzerine de bir tabak örtüyorum. Güzel bir demlensin. Burada kemikler kaynayınca köpüğünü alacağım. Evet, köpürmeye başladı. Yavaş yavaş köpürdükçe ben üzerinden köpüklerini mutlaka alacağım ve almanız gerekiyor arkadaşlar. Köpüklerini almış olduğum kemik suyuma şöyle iki defne yaprağı, bir dal biberiye tuzunu tam atıyorum ve karabiber. Ne kadar sasısı, kokusu varsa hepsini alacak olan her şeyi ekledim arkadaşlar. Ve artık güzelce bir pişmesi için kapağını da kapatıp bırakıyorum. Kemiklerim şu şekilde açılmaya başladı. Ben öncelikle çorbamı yapacağım. Evet, şöyle güzelce yıkadığım mercimeği ocağa aldım. Ve buradan üzerine kemik suyu ilave edeceğim. Şöyle yeterince su aldım. Çorbam burada kaynasın. Burada da kemikler halen kaynamaya devam ediyor. Artık pilavı yapmanın zamanı geldi. Dövme pilavını. Tencerenin altını yaktım. Ve ıslattığım suyla birlikte dövmeyi tencereye alıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Akşamdan da ıslatsanız, böyle ıslatsanız da ıslattığınız suyu dökmeyin. Güzelce kaynadıktan sonra kemik suyunu da ilave edeceğim. Evet, burada kemik suyuyla etlerimi de ilave ediyorum. Pilavım bu şekilde pişecek. Yani gerçekten damak çatlatan dedikleri bir dövme pilavı bu arkadaşlar. Pişen çorba için yağ hazırlıyorum. Tereyağı koydum. Tereyağım eriyince içine biraz biber salçası koyacağım. Tereyağını çok yakmamak adına şöyle kaşığın ucuyla biber salçası aldım. İsteyen pul biber de koyabilir ama ben hepsini denedim. Biber salçasıyla çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Yıllardır yaptığım bir yöntemdir bu. Muhteşem bir çorba olur. Farkındaysanız mercimeği süzmedim. Blender'dan da geçirmedim. Kendi kendine macun gibi olan bir çorba. Şimdi yağ döktükten sonra size göstereceğim. Evet, yağ çatırdamaya başladı. Hemen altını kapatıyorum. Çorbanın da altını kapattım. Ve hemen yağını ilave ediyorum.
Evet. İçindeki siyahlar kemiğin iliği arkadaşlar. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Bakın, süzmediğim halde ilik gibi bir çorba oldu. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın, böylesine muhteşem bir çorba. Limonu sıkın sıkın afiyetle yiyin arkadaşlar. Dövme pilavım da pişti. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve bunun da yağını yakıyorum. Evet, eritmiş olduğum tereyağını dövme pilavımın üzerine şöyle bir döküyorum. İçinden biraz alıp tavayı da güzelce bir sıyırıyorum. Ve sonuç.